İyi günler değerli izleyicilerimiz. Anadolu Tarla Sohbetleri'ne başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Onur verdiniz. You welcome. You honored us. Being pleased us. Maşallah. Biz teşekkür ederim dedim. Please. Yes. Ben de teşekkür ediyorum. Sizi aramızda görmek büyük bir şeref. It's an honor to have you here together with us. Among us. I believe I am the one that is being honored. Thank you. Benim asıl şereflerim ben olduğuma inanıyorum. Maşallah. Misafirimizi tanıtalım. İnşallah. Sayın Riklav Hocam, kendisi Hristiyanların Müslümanlarla ilişkilerinde danışmanlık yapmasıyla bilinen tanınmış bir rahip. Uluslararası Barış Hızlandırıcı Kuruluşu'nun başkanı olarak sertifikalı arabuluculuk yapıyor. Kendisi aynı zamanda Dünya Evangelik Birliği Barış ve Uzlaşma Girişiminin eş başkanı. Biri yardım etsin, sen yardım etsin. Sayın Riklav, geçtiğimiz senelerde barışı isteyen evanjelikler adı altında yüzlerce alim ve din adamını İsa'nın takipçileri olarak barış için nasıl çalışabileceklerine dair görüşmek üzere topladı. Riklav'ın Hristiyanların Müslümanlarla ilişkileriyle ilgili çok sayıda konuşması... Tercüme için şey devreye girsin. Kitapları ve makaleleri var. Ne kadar güzel sıfatlar, ne kadar güzel faaliyetler. Tam Hazreti İsa'nın talebesisiniz dersin. You are being a student of Jesus, peace be upon him. And what a good activity, very peaceful activities you have. Well, we are trying to be, I'm trying to be a faithful follower of Jesus. And one of his titles in the Bible is called the Prince of Peace. So his very person was all about peace. So yes, and I would just like to say, if I may, blessed Ramadan to Muslims everywhere, and thank you for the great work that you're doing for the sake of peace. Evet, ben Ramazan'ınızı kutlarım ve sizin yaptığınız çalışmaları tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalarınızı. Tabii ki ben İsa'nın bir imanlı bir talebesi olmak için gayret ediyorum. O bir barış prensi olarak tanıtılıyor İncil'de. Tabii çok büyük bir şeref, çok büyük bir güzellik. Sizi de Hazreti İsa'yı sevdiğiniz için biz de sizi çok seviyoruz dersin. Since you love Jesus, we love you. It's a big honor to be a student of Jesus. Peace be upon you. Biz Hristiyanlığın Avrupa'da zayıflamasını, dünyada zayıflamasını istemiyoruz. Bunu çok büyük bir tehlike olarak görüyoruz. Kiliselerin kapatılması bizi çok rahatsız ediyor. Onun için sizlerle daha çok işbirliği yapıp Hristiyanlığın güçlenmesini istiyoruz dersin. We don't want Christianity to be weaker in all around the world, the churches to be closed. So with our cooperation with you, we want it become more stronger, Christianity. Well, I read your article. I was deeply touched, and thank you that I have a partner. We can work together for the sake of the Christians being persecuted in the Middle East. Evet, ben sizin makalelerinizi okudum. Hristiyanların Orta Doğu'da böyle zulüm görmesinin konusunda işbirliği yapmaktan mutluluk duyacağım inşallah. Evet, onu süratle güçlendirip, süratle genişletmek gerekiyor. Çünkü Hristiyan adeta kalmadı Orta Doğu dersin. Bu çok ürkütücü. Avrupa'da da aynı şekilde kiliseler kapanıyor. Amerika'da da bir kısım kiliselerin kapandığını, oraların diskoya, başka şeylere çevrildiğini duyuyoruz. Bu konuda Müslümanlarla Hristiyanlar ittifak etmesini çok önemli görüyoruz dersin. You see the Christians and Muslims to ally very much because as you said it's they are being persecuted in the Middle East. Almost no Christians have left in the Middle East. So the churches are being closed in Europe, in United States. So make it more faster and effective these activities towards Christians to become more stronger and Christians be everywhere. Ve biz İsa'nın geldiğine inanıyoruz. Vaktin tamam olduğuna inanıyoruz ve İsa'nın Hristiyanları toparlayacağını ve Hristiyanlığın eski gücüne, Hazreti İsa devrindeki gücüne kavuşacağına inanıyoruz dersin. We bring that Jesus has returned, Jesus is alive, and he will bring the Christians to the old days and bring them together and ally them together, the Christians. Make them stronger. Evet, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hristiyanlarla Müslümanların mutlaka ittifak etmesi gerektiğini söylüyor. Ayrı ayrı olduklarında dinsizliğe, Deccal'e karşı mağlup olurlar diyor ama birlikte olduklarında, birlikte hareket ettiklerinde Deccaliyeti yenerler diyor. The great Islamic scholar Bediüzzaman Said Nursi says Christians and Muslims have to ally together against the irreligiousness and atheism. If they are separate, they lose, but if they ally, they will win. Yes. I think it's
very important for most people to realize that Christians and Muslims make up over half the world's population. So if there's not peace and justice between our two communities, there will be little peace or justice in the world. So it is important that we do work together and partner like this. Evet, Hristiyanlar ve Müslümanlar dünyanın yarısını oluşturuyorlar. Tabii ki aralarında bir barış, ittifak olmazsa dünyada da barış ve ittifak olması çok zor. Evet. Bunun için söylenen vaktin ben hızla yaklaştığını anlıyorum Said Nursi Hazretleri. İsa Mesih'in yeniden Hristiyanlığın başına geçeceğini ve Hristiyanlığın dini hak cereyanı olarak, hak din cereyanı olarak orijinal haline döneceğini, yani ilk İsa Mesih'in geldiği döneme döneceğini ve Müslümanlarla Hristiyanların tam bir ittifak içinde hareket edeceklerini söylüyor. İnşallah. I believe that this is the time for Jesus being leading the Christianity and bring to the original form at the time of the Jesus came at the first very beginning with the revelation to bring it to the old days. Evet. Ne güzel sizin Hazreti İsa'ya bağlılıkta böyle güçlü olmanız, kararlı olmanız. Yani dinsizliğin bu kadar yayıldığı dönemde böyle hayırlı bir görev almanız, barışı, kardeşliği, sevgiyi savunmanız çok büyük bir şeref demiş. It's a big honor to in this situation you are being so close to clinging to the Christianity and being religious and doing such activities in these days. It's big honor. Well, we are trying to be faithful and I know that there are many Christians that aren't good representatives of Jesus. So we're trying to do that. If I may share a story. One of the things that Peace Catalyst International, my organization, does is we get Christians and Muslims together. And we're in about 15 cities in the U.S. and one city in Indonesia. A few years ago, we had what we call a Love Your Neighbor dinner, where my church went to the mosque and together we talked about what the Quran teaches, Islam teaches about love of neighbor, and then also what the Christian faith teaches. Do you need to summarize first? Evet, imanlı olmaya çalışıyorum. Ben size bir anımı anlatmak istiyorum, hikaye anlatmak istiyorum. Bir komşumla, bir tanıdığımla beraber kiliseye gittim. Bizim organizasyonumuz Amerika'da 15 şehirde organize şekilde. Biz bir kampanya yaptık, komşumuz sevdi. Benim kilisemle birlikte camiye gittik, kilise üyelerimizle birlikte. Karşılıklı onlar Kur'an'dan okudular, biz İncil'den okuduk. Komşumuzu ve dostlarımızı niye sevmemiz gerektiği üzerine ders yaptık. Yani çok ama çok güzel. Barışı hızlandırma kuruluşu. Çok çok güzel. Yeah. Göreviniz çok güzel zaten. Your duty is very beautiful. Your duty is very beautiful. Well, what happened was so fascinating because Christians have not been as loving and protective of Muslims in the U.S. When the pastor stood up to speak about love of neighbor, he said, the Bible teaches we're to love our neighbor as ourselves. In fact, we're to love even our enemy. But I want to be clear, you're not our enemy. In fact, we as followers of Jesus have not loved you like we should. Will you forgive us? You could hear a pin drop in the mosque. The whole attitude changed as he reached out in love and showed humility. It was an amazing time and very powerful, beautiful relationships were forged. Evet, Hristiyanların Hristiyanlıkta komşuyu sevmek vardır. Tabii ki Hristiyanlığı temsil etmeyenler olabiliyor. Amerika'da da bu var bu. Bazen Müslümanlara karşı sevgi dolu olmayan, komşusuna sevgi dolu olmayan insanlar olabiliyor. Ama doğrusu bu sevgi ortamının oluşması. Bizim kilisemizin başkanı camide özür diledi Müslümanlardan. Biz size yeteri kadar Hristiyanlığın gerektirdiği kadar sevgi göstermediğimiz için özür diliyoruz dedi. O da orada herkes heyecanla çok hoşlarına gitti ve Müslümanlar ilk defa gerçek sevgiyi, Hazreti İsa'nın sevgisini gördüler bu şekilde dedi. Çok güzel. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Allah'ımız Rab tek Rab'dır. Bir tanedir. Allah'ın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle seveceksin. Markus 12:29-31. Allah'ın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla seveceksin.
İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Matta 22:37-39. Umut düş kırıklığına uğramaz. Çünkü Allah sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Pavlus'tan Romalılara mektup 5:5. Allah'ın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Allah sevgidir. Sevgide yaşayan Allah da yaşar. Bak, sevgide yaşayan Allah da yaşar. Yuhanna 1. mektubu 4:16. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah'tandır. Seven herkes Allah'ı tanır. Sevmeyen kişi Allah'ı tanımaz. Çünkü Allah sevgidir. Sevgili kardeşlerim, Allah bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. Yuhanna'nın 1. mektubu 4:7-11. Sevgi Allah'ın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğimiz gibi Allah'ın buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir. Yuhanna'nın 2. mektubu 1:6. Pavlus'tan Korintlilere 1. mektup 13:4-8. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz. Sevgi övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz. Kendi çıkarını aramaz. Kolay kolay öfkelenmez. Kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır. Her şeye inanır. Her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz. Paulus'tan Korintlilere 1. mektup. Petrus'un 1. mektubu 4:8. Her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok kötülüğü örter. Paulus'tan Korintlilere 1. mektup 13:1-3. İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim olmasa ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam ama sevgim olmasa bir hiçim. Varımı yoğumu sadak olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem ama sevgim olmazsa bunun bana hiçbir yararı olmaz. Pavlus'tan Korintlilere 1. mektup 13:1-3. Gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Genç olduğun için seni kimse küçümsemesin. Konuşmada, davranışta, sevgide, imanda, paklıkta, yani temizlikte, evet, imanlılara örnek ol. Pavlus'tan Timoteos'a mektup 1. mektup 4:12. Eğer yalnız sizi seveni severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Luka 6:32. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne ödülünüz olur? Yalnız kardeşlerine selam verirseniz, bak yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, fazladan ne yapmış olursunuz? Matta 5:46-47. Herkese selam verin diyor. Herkes seviniyor. Komşunu seveceksin. Düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı da sevin. Sizi zulmedenler için dua edin. Matta 5:43-44. Yazılmış olduğu gibi Allah'ın kendisini sevenler için ahiret hayatında hazırladıklarını, Allah'ın hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Pavlus'tan Korintlilere 1. mektup 2:9 Kur'an'dan aynı mutabık. Kur'an'da da aynısı var.
Yuhanna 15-17. Size şu buyruğu veriyorum. Size şu buyruğu veriyorum. Birbirinizi sevin. Onun için Müslümanın İncil'i de okuması gerekiyor. Bak Allah diyor ki nur, dur ve hidayet rehberidir. Yani nur İncil için söylüyor Allah. Ve hidayet rehberidir. Onun için Müslüman hem İncil'in böyle sevgi dolu ifadelerini okuyacak, hem Tevrat'ın sevgi dolu ifadelerini okuyacak. Bunlardan eğer istifade etmezse çok büyük hata yapmış olur. Bakın dolu dolu sevgi ifadeler. Allah Kur'an'da diyor bak Tevrat için hidayet rehberidir ve nurdur diyor. Onun için Müslüman bu sevgi dolu ifadeleri mutlaka okuması lazım, bilmesi lazım. Birbirimizi seversek içimizde mükemmelleşmiş oluruz. Bak birbirini seversek Allah sevgisi içimizde mükemmelleşmiş olur. Bak, birbirimizi seversek Allah sevgisi içimizde mükemmelleşmiş olur. Yuhanna'nın 1. mektubu 4-12. İsa Mesih size Allah rızası için yeni bir buyruk veriyorum diyor. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Bak örnek oluyor İsa. Sevmeyi göstertiyor. Örnek olup sevmeyi göstertiyor. Ben sizi nasıl seviyorsam siz de birbirinizi öyle sevin diyor. İsa Mesih, Allah rızası için yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Ya yani sevginizden anlarlar diyor. Birbirinizi severseniz. O zaman benim öğrencim olduğunuz hemen anlaşılır. Çünkü sevgi yoktu evet. O dönemde. İsa öğretti o dönemde. Yuhanna 13'e 34-35. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Bak saygı göstermekte yarışın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Paulus'tan Romalılara mektup 12'ye 10. Bunların bu hükümlerin bilinmemesi çok büyük bir kayıp olur. İşte kalıcı olan üç şey vardır diyor İsa Mesih. İman, umut ve sevgi. Paulus'tan Korintlilere 1. mektup 13-13. Öyleyse Allah'ın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçak gönüllülüğü yani mütevaziliği, sabrı, halim olmayı, halim yani mülayim huylu olmayı giyinin, üstünüze alın, elbise gibi giyinin. Birbirinizle anlayışlı davranın. Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine sevgiyi giyinin. Paulus'tan Koleselilere mektup 3'e 12-14. Bak Mesih bize nasıl sevdiyse siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Paulus'tan Efeslere mektup 5'e 2. Çünkü acayip sevgi dolu İsa Mesih. Herkes seviyor. Kuzuları seviyor. Çocukları seviyor. Yaşlıları seviyor. Genç delikanlı kızlar var etrafında. Onlara sevgi göstertiyor. Bağnazlık yoktu İsa Mesih'te. Yanında böyle aslan gibi delikanlı kızlar vardı. Delikanlı erkekler vardı. Yaşlılar vardı. Hepsini çok seviyordu. Son derece mütevazı mesela onların ayaklarını yıkıyor. Kap alıyor. Kap getirttiriyor. Çorabını ayakkabısı çıkarıyor. Ayaklarını yıkıyor. Enaniyet yok. Büyüklük yok. Sevgi dolu. Onun için Hristiyan rahipler de şimdi ayak yıkarlar biliyorsunuz. Oradan kalma durum. Yani Hazreti İsa'nın uyguladığı güzel bir ahlaktır. Beni seviyorsanız diyor İsa Mesih, Allah rızası için buyruklarımı yerine getirirsiniz. Kim Allah rızası için buyruklarımı bilir ve yerine getirirse işte beni seven odur. Beni seveni Allah sevecektir. Ben de onu seveceğim. İsa Mesih, Yuhanna 14-15-21. İsa Mesih ona şu karşılığı verdi. Beni seven sözüme uyar. Allah da onu sever. Beni sevmeyen sözlerime uymaz.
İşittiğiniz söz benim değil, benim beni gönderen Allah'ındır. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen Allah'ındır. Yuhanna 14'e 23, 24. Kardeşim sen böyle insanları niye eziyorsun ya? Niye kovuyorsun? Niye yaşatmıyorsun? Irak'ta kalmadı Hristiyan. Suriye'de kalmadı. Türkiye'den de bayağı hicret eden oldu. Evet. Her türlü yani. Rum, Ermeni. Ya bırak yaşasınlar. Bir güzellik. Bereket geldi. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini çıkarıp altlarına seriyordu. Evet. Hristiyan rahiplerin. Evine davet ediyordu. Yemek yiyordu. Onların yemeklerine gidiyordu. Aynı şekilde Museviler için de bu şekildedir. Hristiyanlar için de bu şekildedir. Her iki kesime de sevgi, şefkat, merhamet göstermek, koruyup kollamak. Mesela şimdiden memnun mular? Yani Avrupa'da kiliseler kapanıyor. Evet. İtalya'da kapanıyor ve meyhaneye çevriliyor. Diskoteye çevriliyor. Efendim eğlence yerlerine çevriliyor. Yani mutlular mı şu an? Bu eğlence mi bu? Bu sevinç verecek bir şey mi? Bunun tam tersine çevirmesi lazım Müslümanların. Mesela farz edelim kilise. Satıla çıkmış. Satın alsınlar. 5 Hristiyan olsa 5 Hristiyan. Buyurun desinler siz bu kiliseyi ayakta tutun. Biz parasını vereceğiz ama bu kilise kapanmasın denmesi lazım. Çünkü Allah bak ayette diyor. Manastırlar, kiliseler, camiler, mescitler bunların hepsini koruyacaksınız diyor Allah. Ayet var, Kur'an ayeti var. Nasıl koruyacağız? Meyhane çevirtiyorsan, eğlence yerine çevirtiyorsan korumuyorsun demektir. Cami de bulunduğunda eğlence yerine çevirtmeye müsaade edilmemesi lazım. Sinagog da bulunursa müsaade etmemek lazım. Kilisede varsa müsaade etmemek lazım. 5 Hristiyan bulunur. Değil mi? Ya gel sen dersin bu kilisenin rahibi ol bir kişi. Diğeri de cemaati olur. Bu kiliseyi kapatmayın. Açık kalsın. Çok acı bir şey bu. Yani seyrediyorlar ama bak sonra bu felaketin altında kalırlar. Allah esirgesin. Onun için Hristiyanların, Müslümanların süratle ittifak etmesi gerekiyor. Hiç vakit geçirmeden. Bediüzzaman diyor ki Said Nursi. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik yani ve Hristiyanlık. Bak, dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet. İttihat neticesinde, birlik neticesinde dinsizlik cereyanına yani deccaliyete karşı galebe edip dağıtacak istidadında iken yani o devre doğru gidiyor şu an. Bu istidatta iken alemi semavatta yani gökte cismi beşerisiyle bulunan bedenine yani maddi bedenine bulunan yani normal kendi etiyle kemiğiyle elbisesiyle ayakkabısıyla saçıyla gökte bulunan Allah katında bulunan şahsı İsa Aleyhisselam bizzat şahsı kendisi o dini hak cereyanının başına geçeceğini yani Hristiyanlığın orijinal haliyle yeniden tesis edip o cereyanın yani dini hak cereyanının başına geçeceğini İsa Mesih'in bir muhbiri sadık Hazreti Muhammed'in hadislerine dayandırarak bir kadiri külli şeyin vaadine istinat ederek yani Kur'an'daki 3 ayete istinat ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş haktır. Madem kadiri külli şey vaat etmiş her şeye varlığı veren her şeye hakim olan Allah madem vaat etmiş elbette yapacaktır. Evet her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen, gökten melekleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretinde vaaz eden Hazreti Cibril'in dıhye suretine girmesi gibi. Dıhye suretine geliyor. Evet. Cebrail görülüyor. Ve ruhanileri alemi ervahtan, ruhlar aleminden gönderip beşer suretinde temessül ettiren hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını, ruhlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen bir Hakim-i Zülcelal,
Hazreti İsa Aleyhisselam'a, İsa Mesih'i, İsa Mesih İbni Meryem, Hazreti İsa Aleyhisselam'a İsa dinine ait en büyük, bak İsa dinine ait en mühim bir hüsn hatimesi, güzel neticesi için, güzel neticesin, güzel neticesi için değil, semai dünyada cesediyle zaten bulunan, dünyanın semasında gerçek bedeniyle hayatta olan ve yaşayan, hayatta olan Hazreti İsa Mesih belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi, farz edelim. Hani diyorlar ya, İsa öldü diyorlar, bir daha gelmeyecek. Hadi diyor, sizin dediğiniz gibi kabul etsek bile, öyle bile olsa. Ve hakikaten de ölseydi diyor Bediüzzaman. Yani sizin dediğiniz gibi olsaydı. Yine şöyle bir neticeyi azime için, böyle büyük bir netice için İsa Mesih'e yeniden ceset giydirip, kendi bedenini yeniden verip dünyaya göndermek o hakimin hükmetine uzak değil. Allah'ın zor yapacağı bir şey değil diyor. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için, gerektiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için inşallah İsa Mesih'i gönderecek diyor. Mektubat 15. mektup sayfa 56-57. Yorumlarını alayım. Your comments on that, please. Wow, I am deeply touched. I've never heard a Muslim scholar, a leader, read so many amazing verses from the Gospel, from the New Testament. Thank you. Would that Muslims around the world follow you and your teaching, because you're trying to follow Jesus and his teaching. Like I said, I've never heard a Muslim leader quote so many verses. On the lighter side, it's a challenge for me, because one of the chapters you read is called the Love Chapter, and since my last name is Love, I'm constantly challenged to live up to my name. Yani bir Müslüman alemin bu kadar uzun detaylı olarak bu bölümleri İncil'den okuduğunu duymak beni çok derinden etkiledi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Benim soyadım da Sevgi. Siz de sevgiyle ilgili bölümleri okudunuz. Bu bana bir meydan okumak gibi görüyorum maşallah. Çok güzel. Maşallah. Sizin bu İslam alemi sizin bu anlattıklarınızı takip etmesini istiyorum. Yani ben de söyledim. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız inşallah. O benim kitabım nerede? İngilizce, İncil'den güzel sözler kitabı. With all of my effort, we will do whatever we can. İncil'den güzel sözler kitabı. These are the pleasant words from the gospel. My book. This book. This bayağı kapsamlı bir eser. Çok güzel bir eser. Beyefendi. Beyefendi DJ Bey describes. Pleasant words from the gospel. Thank you very much. This is beautiful. Çok güzel bir şey. Teşekkür ederim. I often hear Muslims say that Jesus is their prophet and they love Jesus, but I don't hear them read his words like you have just read. And so I look forward to looking at this, and would that both followers of Jesus who are Christian and Muslims themselves would read and live by these words. Thank you very much. Hazreti İsa'yı çok sevdiklerini söyleyen, peygamber olarak gördüğünü söyleyenler var diyor Müslümanlar arasında, ama onun öğretilerini okuyan pek yok diyor inşallah. Bu şekilde böyle bir şey tabii çok güzel oluyor diyor inşallah. Hem öğretilerini okunması açısından. Evet. Bu kitabın çok faydalı olacağını düşünüyorum Resim. Yani hiçbir Müslüman itiraz edeceği gibi değiller. I think this book will be very beneficial. It's not, no Muslim can deny this. Hepsi İncil'den alıntı ders. These are all from the gospel. Amin. bizi Hristiyan dindarlarla, rahiplerle geniş çaplı tanıştırın. Onlarla geniş çaplı bir çalışma içerisinde olalım. Kardeşliğimizi, sevgimizi geniş çaplı vurgulayalım. Bu zaten sürekli basına yansıyan bir şey. Böylece Hristiyanlarla Müslümanların ittifakını dünyaya duyurmuş oluruz. Please introduce us the sincere believers of priests, Christian priests, come together and cooperate. So in that way we can emphasize this alliance to the entire world, yes, of Christians and Muslims. Yes. Please introduce us. Well, inshallah, God willing, I will introduce you. And
There are many pastors in America that are meeting Muslims, and what Peace Catalyst does is get pastors and imams and churches and mosques together. So it's still a challenge, and I know you face the challenge here. Not all Muslims are committed to peace as much as you are. Evet, bu bizim kuruluşumuzda böyle bir kuruluş. Hem imamları hem rahipleri Amerika'da bir araya getiren bir kuruluş. Siz tabii bu birçok zorluğa karşı meydan okuyorsunuz böyle. Sizin yaptığınız gibi. But you know, Jesus said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." In other words, God promises a blessing on those who work for peace. And he actually teaches there that true children of God are peacemakers. So again, I'm grateful for this opportunity. You are truly a peacemaker, and thank you for the book, these words. And I will continue to get Christians and Muslims together, and hopefully we can work together in the future. Evet, ben de gelecekte bu şekilde ittifak edeceğimize inanıyorum inşallah. Umuyorum böyle bir şekilde Hristiyanların, Müslümanların bir araya getirmesini. Hazreti İsa da vurguluyor. Ve barışı sevenler zaten Allah'ın çocukları olmuş oluyor. Allah'ın yarattığı insanlar olmuş oluyor inşallah. Barışı vurgulayan. Allah'ın onları kutsadığı ve özellikle görevlendirdiğini söylemiştik. Evet. Sabırla, kararlılıkla görüşmelere, birlikte olmaya, tanışmanın sonucunda da geniş katılımlı toplantılar yapmaya gayret ederiz. İnşallah çok hayırlı olur. Allah'ın yardımı üzerimizde olur inşallah. With the help of Allah, God over us, inşallah Amin. We will do cooperation, come together, inşallah do activities all together. There's a beautiful verse in the New Testament, in the Injil, from the brother of Jesus, James, and it says, peacemakers who sow in peace will reap a harvest of righteousness. Barışı görenler, barışı hazırlayanlar, şeyin doğruluğu eken, doğruluk tohumlarını ortaya koyan insanlar olacaktır şeklinde. Çok güzel. Hazreti İsa'nın kardeşinden bir alıntı söyledik. İnşallah. Maide suresi 46-47. Allah'a sığınıyorum. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Onların peygamberleri ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak, Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa Mesih'i gönderdik. Ve ona içinde hidayet, içinde bak hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için, iyi insanlar için, mükemmel insanlar için yol gösterici ve öğüt olan, bak yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik. Allah söylüyor. İncil'i övüyor Allah. İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. İncil'e göre hareket etsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasık olanlardır diyor Allah. Onun için İsa Mesih'in inişi çok önemli. Gelişi çok önemli. İnşallah ilk dönemdeki gibi İsa Mesih'in o yakın talebeleriyle birlikte yemek yediği o güzel ortamları yeniden göreceğiz. İsa Mesih'e yeniden sarılacağız. Güzel günler önümüzdeki günlerde tezahür edecek. İnşallah. Translation mi? You got translation? Allah praises so much in the gospel, in the Quran. Allah praises very much. İnşallah. Like the original days with the dinner or with the Jesus all together. We will hug each other and we will see these beautiful days all together inşallah. Soon. May it be. İnşallah. Maşallah. Çok memnun oldum gelişinize. Çok sevindim. Onur duydum. Yine bekliyorum daha kalabalık ekiplerle, rahiplerle, din adamlarıyla, Hristiyan din adamlarıyla. İnşallah böyle daha büyük yemekli toplantılarımız olur, sohbetlerimiz olur. İsa Mesih de bir gün belki bizi şereflendirir inşallah. İnşallah. I'm very honored and happy to have you over here. Please come more crowded with other priests, with Christian priests together, all together. We can have dinner all together. And who knows, maybe Jesus, peace be upon him, will honor us one day. I will pray and inshallah I will come back with some pastors. Evet, ben dua ediyorum. İnşallah Hristiyan rahiplerle birlikte geleceğim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hepsine sevgilerimi iletiyorum.
Thank you very much. With all my respects, I please pass my respects to them, all of them. Thank you. Misafirimize teşekkür ediyoruz. Kısa videolarla devam ediyoruz programımıza.